İstanbul'da dünya sanayi, ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan bir müze var. Rahmi Koç Müzesi. 1994'ten beri Türkiye'nin bu alandaki ilk müzesi olarak hizmet veriyor. Türk sanayinin kurucusu ve gelişmesinde önemli rolü olmuş sanayici Rahmi Koç'un çocukluk yıllarından beri toplayıp bir araya getirdiği koleksiyonları müzeyi oluşturdu. Yıllar içinde dünyanın dört bir köşesinden toplanan ve getirtilen gramofon iğnesinden gerçek boyutlardaki lokomotiflere, gemilere ve uçaklara kadar 15 bini aşkın obje müzede sergileniyor. Müzeden içeri adımınızı attığınız andan itibaren her yaşta ziyaretçiler için hem eğlenceli ve hareketli, hem gizemli, hem de öğretici bir gezi başlıyor. Rahmi Koç Müzesi'nin nadide objelerden oluşan dünyaca ünlü koleksiyonları, Haliç'in kıyısında, Hasköy'de, endüstriyel arkeolojinin önde gelen örneklerinden olan lengerhane ve tersane binalarının içinde yer alıyor. Lengerhane 1700'lerin ilk yarısında Osmanlı Sultanı 3. Ahmet zamanında 12. yüzyılda Bizans döneminden kalan bir binanın temelleri üzerine kuruldu. Burada denizcilikte kullanılan zincir ve çipa üretimi yapılıyordu. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra bir dönem Cibali Tütün Fabrikası bünyesine geçen bina 1984 yılında yandı ve terk edildi. Lengerhane 1991 yılında Rahmi Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı tarafından satın alındı. 2 yıl süren restorasyonun ardından 13 Aralık 1994 tarihinde ziyarete açıldı. Bugün lengerhane binasında bulunan eserler 3 kata yayılıyor. Zemin katta buhar makineleri ve raylı ulaşım modelleri, sıcak hava motorları ve içten yanmalı motorlar, zaman ölçüm aletleri ve orijinal boyutlarında buharlı gemi makinesi bulunuyor. Lengerhane binasının birinci katı bilimsel aletlere ve iletişim araç gereçlerinin koleksiyonlarına ayrılmış durumda. Bodrum katta ise havacılık ve denizcilik koleksiyonları, buharlı çekme makine modelleri, sinema ve matbaa koleksiyonları var. Gemilerin kaptan köşkü nasıl olur diye merak edenler için hakiki bir kaptan köşkü bu katta sergileniyor. Rahmi Koç Müzesi'nin bir diğer tarihi binası ise 1861 yılında Deniz Hatları İşletmesi Şirketi Hayriye tarafından yapılmış olan Hasköy Tersanesi. Burada sadece Boğaz'da ve Marmara'da yolcu taşıyan vapurların bakımları yapılmadı. İlk yerli üretim yolcu vapurları olan Sarıyer ve Kocataş 1938'de Hasköy Tersanesi'nde inşa edildiler. 1996 yılında tüm tersane tesisi, atölye binaları ve kızağıyla aslında tamamen uygun olarak restore edilmesi ve müzenin yeni sergilerine ev sahipliği yapması amacıyla Müze Vakfı tarafından satın alındı. Restorasyon bitip sergiler hazırlandığında tarihler Temmuz 2001'i gösteriyordu. Rahmi Koç Müzesi'nin iki ana bölümü olan lengerhane ve tersane dışında özellikle büyük parçalar için ayrılmış dış mekanları da var. Buralarda helikopter, uçaklar, tramvaylar ve lokomotiflerin yanı sıra müze rıhtımında 2. Dünya Savaşı'nda görev almış TCG Uluç Ali Reis denizaltısı da sergileniyor. Ayrıca dış avluda yeniden yaratılmış dükkanlar müzenin en gözde bölümlerinden biri durumunda. Geçmişteki örneklerine uygun olarak yeniden tasarlanan fenni aletler dükkanı, eczane, kunduracı, demirci,
saat yapımcısı ve bir de oyuncakçı, müzenin açık havada keyifle gezilecek mekanları arasında yer alıyor. Rahmi Koç Müzesi, tarihin derinliklerinden kopup gelen ve gerekli restorasyon ve onarımlarla yaşatılmaya devam eden geçmişin izlerini taşıyan araçlarla misafirlerine kısa seyahatler yapma imkanı da sunuyor. İşte bu son derece nostaljik yolculuklardan biri, hafta sonları Haliç boyunca Sütlüce-Hasköy arası uzanan 700 metrelik dar hat demiryolu üzerinde hizmet veren nostaljik trenle gerçekleştiriliyor. Özellikle yaz aylarında ziyaretçilerini geçmişten günümüze keyifli bir yolculuğa çıkartan tarihi buharlı römorkör Liman 2 ise deniz meraklılarını Haliç'te keyifli bir yolculuğa davet ediyor. Çocukları farklı bir yolculuğa çıkartan ise bir atlı karınca. Çocuklar müzikli atlı karıncada gönüllerince eğlenebiliyorlar. Haliç'te Lengerhane binasının bahçesinde yer alan İstanbul'un sabit ilk planetaryumu, Keşif Küresi adı altında farklı animasyon filmlerle merak ve öğrenme duygusunu yitirmeyenlere değişik bir deneyim yaşatıyor. Yarım asır boyunca Boğaz'ın akıntılarına karşı yol almış, yıllarca İstanbulluları adalara taşımış tarihi Fenerbahçe vapuru artık Rahmi Koç Müzesi'nin misafiri. Fenerbahçe, orijinaline sadık kalınarak bir müze gemi haline getirildi. Eşsiz manzarayı gemi güvertesinden seyrederek bir bardak sıcak çay yudumlamak isteyen misafirlerine gururla hizmet ediyor. Müzede dolaşırken kısa bir mola vermek isteyen misafirler için iki dinlenme noktası var. Nostaljik Coca-Cola büfesi ve Demlik Kafe. Demlik Kafe'deki manzara da bir harika. Klasik otomobiller. Rahmi Koç Müzesi'nin farklı atmosferi ve sunduğu lezzetli yemekleriyle ünlenen restoran ve kafelerini de unutmamak gerek. Artık kentin her yanından müdavimleri olan Café de Levant, Lengerhane binasının avlusunda yer alıyor. 1930'ların Paris'ini yaşatan bu brasserie, Fransız mutfağından özel tatlar da sunuyor. Akdeniz mutfağından seçme lezzetler sunan Halat Restorant'ın muhteşem manzarası, burada yenen yemekleri bir şölene dönüştürüyor. Özellikle yaz akşamları deniz kenarındaki terasta Haliç'i seyretmeye doyum olmuyor. Tam bir İngiliz pub'ı gibi dizayn edilmiş, özenle seçilmiş antikalarla dekore edilmiş Barbarossa pub, adeta müze içinde bir müze gibi. Rahmi Koç Müzesi, düzenlediği atölye çalışmalarıyla çocukların sosyal, duygusal, zihinsel, bedensel gelişimlerine ve el becerilerine katkıda bulunuyor. Onların hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını arttırıyor. Rahmi Koç Müzesi'nde öğrencilere sunulan farklı eğitim paketlerinin temelinde milli eğitim müfredatları içinde yer alan konularla müzede sergilenen objeler arasında bağ kurmak yatıyor. Görselliğin ön planda olduğu, düşündüren, araştırmaya yönelik eğitim ve öğretim yaptıran, müzeyi sevdiren ve müzeyi kullanmayı öğreten eğitim paketleri, dersleri değişik bir ortamda işlemek isteyen okullarca yoğun ilgiyle karşılanıyor. Rahmi Koç Müzesi, yerli ve yabancı şöhretli sergilere ev sahipliği yapıyor. Müzede bugüne kadar Leonardo Evrensel Deha sergisini, Beyin sergisini,
hayallere sığmayan minyatür odalar sergisini, görünmez müzisyenler sergisini 500.000'a yakın ziyaretçi gezdi. Rahmi Koç Müzesi sadece bireysel değil, aynı zamanda kurumsal alanda iş yemekleri, toplantılar, basın lansmanları ve kokteyl gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. Erdoğan Gönül Galerisi ve Konferans Salonu ziyaretçilere tüm organizasyon ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte hizmetler sunuyor. Müzede gerçekleştirilen organizasyonlarda çocuklar tabii ki unutulmadı. Eğlenceli ve eğitici aktiviteleriyle çocukların gönlünde taht kuran Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen doğum günü partilerinde çocuklar unutulmaz bir gün geçiriyor. Eğlenceli etkinlikler ve yaş gruplarına özgü atölye çalışmaları yapabiliyorlar. Rahmi Koç Müzesi bugün yılda 300 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan, dünya ölçeğinde tanınan, bilinen bir müze durumunda. Yaşayan bir müze olduğu için ziyaretçilerine her köşesinde ayrı bir sürpriz sunuyor. Denizaltıdan trenlere, sandallara, nadide oyuncaklardan uçaklara kadar her objenin bir arada bulunması, tüm sergilere kısa mesafeli yürüyüşlerle ulaşılması Rahmi Koç Müzesi'ne olan ilgiyi her gün arttırıyor. Öğrenmek, uygulamak, görmek, tatmak, tarihi yaşamak ve hatta bizzat içinde olmak için ve keyifli zaman geçirmek için bu harikalar diyarında bulunan 15 binden fazla obje meraklı ziyaretçilerini bekliyor.